hep burada şimdi. Böylesi bir günde bizlerle olup bugünü bizlerle paylaşmasından ötürü öncelikli olarak kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Beyin cerrahisi uzmanımız Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın'a büyük alkışlarınızla sunumunu yapmak üzere kesinlikle davet ediyorum. Mesleğimizin bize öğretilmesinde ilk taşı koyan sevgili hemşireler. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önce Sayın Başkan ne kadar vaktim var? 2 saat gidelim yoksa daha fazla konuşalım. Estağfurullah. Şimdi efendim, inşallah sıkmam sizi. Yalnız hemşireler için müsaade ederseniz birkaç söz söylemek istiyorum. Hep Florence Nightingale demiş. İnanmayın. Bizim kendi hemşirelerimizin adası var. Safiye Hüseyin. Biliyor musunuz? Biliyoruz. Bilmek lazım. Bilmemek suç. Safiye Hüseyin bizim İngiltere ateşeriz Hüseyin Paşa'nın deniz paşası Hüseyin Paşa'nın kızıdır. Ve 1881 yılında Atatürk'le aynı tarihte doğmuştur. Ve özellikle Çanakkale halinde çok büyük fedakarlıklar göstermiştir. Onun için burada kendisini bu güzel günde rahmetle anıyorum. Ama biraz daha geriye gidelim. Tarihte, İslam tarihinde ilk hemşire Hazreti Fatma'dır. Hazreti Ali'nin eşi Hazreti İmam Hüseyin ve İmam Hasan'ın annesi Hazreti Fatma'dır. Savaşlarda özellikle yaralılara hizmet etmiş, su getirmiş bir insan, peygamberin kızı olan Hazreti Fatma'dır. Belki onun da ismini bu vesileyle anmak gerekir. Fakat ben bir hekim olarak bir başka açıdan bakmak istiyorum. Eminim içimizdeki hekim arkadaşlarımın hepsi ilk eğitimini bir hemşireden almıştır. Evet, tıp fakültesi sıralarında hocalarımızdan çok şey öğreniyoruz. Teorik olarak öğreniyoruz. Ama bir enjeksiyonu hocamız gelip de ya bu enjeksiyonu ne yapıyoruz demez. Genelde demez. Veya tansiyon bakmayı söylemez. Ben kendi branşımdan bahsedeyim. Ben özellikle stajyer öğrencilerim geldiği zaman kliniğe onları önce kliniğimi baş hemşire sunan, şimdi kulakları açılmasın, Özlem hemşireye, kliniğin beyin cerrahisinin baş hemşiresi, Özlem hemşireye bunları teslim eder, hastaya nasıl davranılacağını, ordur nasıl yazılacağını, hangi statüde yazılacağını, enjeksiyonları nasıl kontrol edeceğini, nasıl pansuman yapılacağını, onları öğretmesine sağlık veriyorum. Benim hocam Gazi Yaşar Bey. Hepiniz biliyorsunuz. Gazi Yaşar diye tıp fakültesi talebesiyken halen hayatta 92 yaşındayım. Yena'da, Almanya'da, Yena'da ilk pansumanı her zaman söyler. Bir hemşireden öğrendim. Hastaya saygıyı bir hemşireden öğrendim der. Daha 15-20 gün önce uluslararası düzeyde hazırlamış olduğumuz Beyin Cerrahisi Kongresi'nde gerek hocam Gazi Yaşar ve gerekse ben onursal konferansçı olarak davetliydim. Aynı şeyleri hocam Gazi Yaşar gibi orada hatıralarını anlattı. Ben daha önce 84 yılından itibaren biliyorum. Aynı şeyleri ben bir farklı şekilde cerrahinin haysiyeti, onuru, şerefi ve esirliği diye bir konferans vermiştim. Ve hocam daha 84 yılında bana söylemiştim. O hemşire ikinci cihan harbinde çok şiddetli yaralanmalar oluyor, enfeksiyonlar oluyor. Ve klimanın o zaman yok, formaldehit pansumanları yapılıyormuş. Daha doğrusu onların küvetlerini alıp pansuman yapılıyormuş. Fakat o gün o hemşire
kişiye ona o pansumanı öğreten, hasta taşımayı, hastayı nasıl sedyeye alır, hastanın bakımı nasıl yapılır, altı nasıl temizlenir, öğreten o hemşire, o gün eldiven giymiş fakat eldivenine bir delik almış. Ve hastanın, enfekte olan hastanın pansumanı yapılırken, o şiddetli bir şekilde o delikten enfeksiyon kapıyor hemşire, o hemşire ve çok kısa bir süre içerisinde anafilaktik şoka giriyor ve eksik oluyor. Ve Gazi Yaşar hocam bunu anlatırken ben dedi ve o zaman onun görevi hastalarına morga taşımak, ölülerine morga taşımak. Ve ben dedi o hemşireyi o kadar seviyordum, o kadar seviyordum ki dedi. Kucağında onu morga taşırken dedi hep ağlıyordum. Hala yüreğim acır ki onun da eşi Dayan, bu da benim eşim. Hocamın eşi benim eşim. Yani bizim ayağımızsınız, elimizsiniz, gözümüzsünüz, kolumuzsunuz. Eğer siz gerek klinikte ve gerekse ayaklarda bize ağzınızı açmadan elimizi uzattığımızda hangi aleti dereceyi bilmezseniz bizim dünyanın en iyi hayatını yapmış olsak dahi başarılı olamaz. Bizim vermiş olduğumuz orgüler kliniklerde sizin titiz, hassas, samimi, yürekten, sevecen, aşkla, heyecanla yapacağımız tedavi şemasını uygulamanız olmasa bizim hastalarımızın şifa olmasını bilmiyor. Onun için bizim hastalarımıza şifa kaynağı sizlersiniz. Sizler hep var olun. Bizlere hakkınızı helal edin. Biz zaman zaman edepsizlik yapıp bazen kalbinizi kırabiliyoruz. Ameliyatlarda, kliniklerde bağırıp çağırabiliyoruz. Onu da sizin hoşgörünüze sığınıyoruz. Onun için sadece bugün değil. Hayatımız boyunca her gün hemşirelerimize meftunuz. Onlar zaten hemşire kız kardeş anlamına gelir. Bizim kültürümüzde. Gerçekten siz bizim yürekten samimi, candan kardeşlerimsiniz. Başarılarınız sizin başarılarınızdır. Hekimin yardımcısı değilsiniz. Hekimin bir yardımcısınız. Hep böyle kalın. Hep böyle devam edin. Gününüz her gün böyle mutlu, parlak, heyecanlı, aşk, sevgi, sevgi ve mutluluk da olsun. Tekrar tebrik ediyorum. Kısa girizgahtan introduction'dan sonra hekim ve hasta ilişkileri konusunda müsaade ederseniz birkaç söz söylemek istiyorum. Benim genel konseptim birkaç söz söyledikten sonra soru cevap tarzında sizlerin sorularına cevap tarzında olayları, konuları açmak, detaylandırmak, teferruata girmek şeklindedir. O nedenle ben bir bazı konuları kapalı bırakacağım, sizin sorularınıza, sizin muhayyelerinize tevdi edeceğim. Evet, hekim, biliyorsunuz, Allah'ın yeryüzündeki şifahi dağıtan elidir. Zaten şafi sıfatı hekimlere verilmiştir. Tabip kelimesi, zaten ya tabibe ürün bilirsiniz, yazar her yerde. Yani bir yerde Allah'ın sıfatıdır. Üç grup vardır ki bunların insanlar içerisinde farklı grup olarak adlandırılır. Bir tanesi din adamlardır, ötekisi hakimlerdir, ötekisi de hekimlerdir. Bu üçünün de cübbesi vardır. Bunun bir amacı vardır ki karşısına gelen insan suçlu olsun, suçsuz olsun, hasta olsun, olmasın. Dindar olsun, dinsiz olsun, kafir olsun. Hepsine aynı oranda, yakınlıkta ve seviyede bakması gerektirir. Hakimin karşısına kim gelirse gelsin, isterse devlet başkanı gelsin, aynı seviyede itibar görür. Bir suçluyla, ilanlı bir suçluyla onun hiçbir farkı yok. Biz hekimlerin karşısında kim olursa olsun, isterse Amerika devlet başkanı olsun, ister Gaziantep'in kimisinin, gerçi ismini layık olabilir. Evet.
bahsetmiştir. Bilmem hangi köyünde, bir hangi çoban ile arasında fark yoktur. Amerikan Devlet Başkanı benim yanıma gelse aynı elimle, sizle aynı elinizle beraber onu muayene edersiniz. Aynı şekilde elinizi alırsınız, aynı şekilde buna yaklaşırsınız. Köyüme de dağla gelse aynı şekilde. Onun için Pekin'in böyle bir üstünlüğü vardır ki, bugün Afrika'nın bazı geri kalmış bölgelerinde Pekinler hala Tanrı olarak addedilirler. Tanrı olarak görülürler. Şimdi Pekinliğin ta Osmanlı'da, Amerika'da modern anlamda üç grupta incelenmiştir. Bir tanesi kahralar, göz hekimleri, ötekisi tabipler, dahi branşlar ve bir üçüncü cerrahlar. Ve cerrahların temelini biliyorsunuz ki berberler oluşturur. Bakmayın bizim burnumuzun hala böyle geride geri gezdiğimizi. Aslında bizim aslımız berberlerdir. 1500'lü yıllarda ilk kurulan cemiyet The Society of Surgeons and Barbers'dir. Berberler ve cerrahlar cemiyetidir. 17. yüzyıla kadar bu cemiyet birlikte çalıştı. Yani berber işte çekiyor, hapse de boşaltıyor. Hem berberdir hem cerrahlar. 17. yüzyılda her tarafından cerrahlar, Society, Surgeons diye ayrılmış. Pekinlik ise ayrı bir gruptu. Onun için yine ben 1500'lü yıllarda Ambrose Pare dizildiği Ambrose Pare meşhur berber cerrah, berber hekim. Hekimlerin alçak gönüllü olmaları için, kendilerini tanrı hissetmemeleri için abidevi müthiş bir vezifesi vardır. Der ki, complication is the way of the God keeping surgeons humble. Allah komplikasyonları, cerrahları, hekimleri alçak ölümünü tutmak için yaratmıştır. Öyle ya, her tedavi kıymasına yaşıyor. Her ameliyat kıymasına iniş yapıyor. Ne oluyor? Ufak Allah'ın kuvvetleri var. Yani olsun. Şimdi bunun için komplikasyonları yarattı ki aklımızın şifayı yaramadı. Yine Ambrose Pare der ki he dressed wrong, got cured. Biz çok fazla bir şey yapmıyoruz. Biz yaraları pansuman ediyoruz. Bir tedavi edemiyoruz. Onun için bir kitap bu haddinizi bileceğiz. Yalnız bu haddinizi bilerken daha önce bilmemiz gereken insan faktörü vardır. Ki bizim malzememiz insan. Mühendis bir oturur, o pantolonu giyer, oturur masasının başında gayet rahatlıkla plan ister, mücadeleri de yaptırır. Ama bizim direkt insanla muhatap olduğumuzdan dolayı insana ait bütün bilgilerle mücehhez olmamız gerekmektedir. Hele hele hekimlerin mutlaka mücehhez olması gerekmektedir. Demin Hemşireler Günü kutlaması başlamadan önce bugün tanışmaktan mütehassıs olduğu, memnun olduğu Ali İbrahim Bey ile şeyi konuşurken, gerçi Hüseyin Bey ile müdahil oldu ya, aşırı uzmanlaşmanın ne kadar sakıncalı olduğunu konuşuyor dedik. Hekimin mutlaka fakültelerde siz de hemşire olarak da mutlaka hastalık değil, hasta vardır kavramı üzerine eğitim görüyoruz. Ama bunu bir adım daha iyi getirmek gerekiyor ki, hasta, tabii ki hastalık, hasta insan olarak değerlendirmek gerekiyor. Şimdi insan olarak değerlendirmek gerekiyor ise, insana ait ne varsa onunla ilgili bir takım şeyler bilmemiz gerekiyor. O nedenle ta 1400 yıl evveline, hatta milattan önceki yıllara dahi baktığımız zaman da hekimlerin filozof, matematisyen, kimyager, fizikçi, astronom, müfessir, muhaddis, fakih ve tabi olduklarını görüyoruz. İbn-i Sina'yı tanımayanımız yoktur. İbn-i Sina'nın kaleme aldığı ta 1048 yılında vefat eden İbn-i Sina'nın indi yıllarda yazmış olduğu El Kanun Fittip adlı eseri ve kendisini Avicenna ve Hipokrat ve İbn-i Sina olarak kalem Avicenna, İbn-i Sina kalem, Hipokrat
ve Avicenna olarak tıbbın üç ayağı, saç ayağı olarak belirten İbn-i Sina'nın el-Kanun fi tıbbı 17. yüzyıla kadar biliyorsunuz ki dünyanın tüm ülkelerinde tıp fakültelerinde ders kitabı olmuştur. Abdülkadir Meravi'yi aynı zamanda bir hekim olarak biliyoruz. Farabi'yi, bugün işte Farabi Hastanesi var, İbn-i Sina Hastanesi var falan. Niye onlara o isimleri verdim? Çünkü tıpta büyük çığlığa suçlarmış. Aynı zamanda Farabi, bu kanun sazını bulan adamdır. Aynı zamanda filozoftur Farabi. Yani muallim-i sani dediğimiz, yani Aristo, birinci muallim, muallim-i ebe, muallim-i sani dediğimiz ise Farabi'dir. Aynı zamanda filozoftur, matematisyendir. Sid bin Ali bugün kullanmış olduğumuz Sposyonus Kancan, Kutancanları bulan ilk insandır 900'lü yıllarda. Sid bin Ali ki Antakyalıdır. Cebeli Akra'da, Akra Dağı'nda güneşin doğuşu esnasında Ekvador'daki bir açının uzunluğunu ölçmüştür. Ve Kancan, Kutancan kavramlarını bulmuştur. Bunları saymak uzun zaman alır. Bu nedenle insani bilimlerde edebiyattan musikiye, felsefeden tarihe, coğrafyadan psikolojiye varıncaya kadar hekimin ilk kez insanla ilgili ne varsa çok iyi bilmesi gereken, aşina olması gereken konulardır. Hasta bizim malzememiz olduğundan dolayı genel olarak teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak hekimliğimizi konvansiyonel ve modern tıp eğitimini unutup tamamen alet ve edevatın teknolojik gelişmelerin esiri olmak durumunda kaldık. Çok yanlış olarak eskiden de var olan cerrah arkadaşlarımız Hüseyin Bey'in de çok iyi bilir ki kem alet ile kem alet olmaz derler. Yani kötü alet ile kem alet iyi iş olmaz. Her ne kadar alet yapar, cerrah övünür derse de bunları da göz ardı etmemek lazım. Ama belki konuşmamda birazcık cerrahi megaloman var. Onun için bağışlayın. Ama cerrahlar birazcık megaloman olmak durumundadırlar. Olmazlarsa başarılı olamazlar. Çünkü vatandaş gelip senin önüne kafasını koyuyor. Kalbini koyuyor. Midesini koyuyor. Hocam bunu kesmiyor. Sizin saçınızı birisi koparsa, saçınızdan bir tel koparsa mahkemeye verirsiniz. Sürdürürsünüz. Vatandaş olur. Ama o insan sizin karşınıza gelip her şeyi teslim oluyor. Biz de kafasını deliyoruz, birkaç tane deli kaçıyoruz. Oradan testleri kesip çıkartıyoruz falan, içine giriyoruz, çıkıyoruz. Ondan sonra adam gelip elimize yanımıza kapanıyor. Dediği yerlere falan memnun şükran olduğunu ifade ediyor. Onun için birazcık metanomal olması gerekiyor. O nedenle birazcık cerrahi ağırlıklı konuşuyorsam da bağışlayın. Ama unutmayın ki ne hemşirenin, ne bir dahi branşın, ne bir cerrahi branşın bir diğerinden farkı yoktur. Hatta Allah katında bütün branşlar, bütün meslekler, kavaycıdan yorgancıya, ayakkabı tamircisine, kalp cerrahına, devlet başkanından belediye çöpçüsüne kadar bütün meslekler kutsaldır. Eğer o mesleği bir hakkın yapıyorsan, onun encamına vakıf olarak severek, aşkla, sevgiyle, heyecanla desteğini yapıyorsan Allah katında en muazzez, en mukaddes insansın. En güzel meslek sahibisin. Onun için konuşmalarımı lütfen bu şekilde algılamayın. Bu ikinci şekilde anlattığım tarzda lütfen algılayın. Şimdi insan malzememiz olduğu için maalesef son zamanlarda, son 15 yıldan beri teknolojiyi maalesef hekimliğimize hakim kıldık. Yani hani bilirsiniz, kalbime koy başını doktor, nabzını bırak şarkısını hepiniz bilirsiniz. Onu unuttuk. Çünkü hastaya tensel temas, aynen temas yani göz teması, el teması, ten teması çıkıyor. Eski hocalarımız hep söylerlerdi. Hasta kapıdan girip içeri muayene masasına uzanıncaya kadar teşhis koyamazsanız artık bir daha teşhis koyamazsınız. Tetkikleri aslında teşhis koymak için istememek gerekir. Tetkikleri hekim kendine dayanak olarak ister. Yani sen birkaç tane
ön teşhis, tefriki teşhis için birkaç teşhis düşünmüşsündür. Onları birbirinden küçücük farklarla ayırabilmek için istemektesin. Oysa ki kafayı eğip bilgisayar ekranına elektronik bir tarzda bir robot gibi hiç hastanın yüzüne bakmadan, elini tutmadan, nabzına dokunmadan neyin var? Bir şüphetlikleri yaptığı devlemek hekimlik değildir. Her hastanın, hekime gelen her hastanın ateşinin, nabzının ve tansiyonun bakılması en tabii hakkıdır. Eskiden derler, Hüseyin Bey bilir, genel cerrahi her uğrayan hastanın bir tuşu hakkıdır. Öyle değil mi? Tuşa hakkıdır. Tuşa renkler hakkıdır derler. Onun için ihmal etmek lazım. Onun için her hastanın da ateşinin, nabzının, tansiyonunun hangi öz rahatsızlığı dahi olsa mutlaka bakılması gerekir. En azından onun elini tutmak gerekmektedir. Gözün içine bakmak lazım, samimiyetle yaklaşmak lazım. Hemşirelere bizden çok daha iyi yapıyorsunuz. Aslında çok şey söylemek gerekiyor ama teknoloji bizim insanlığımızla alıp götürdü. Hekimliğin sembolü yılandır. Eczacının sembolü yılandır. Yılan şüpheci bir hayvandır. Yılan ışığa hedefe doğru. Niye kör yılan derler? Yılan görmez, hisseder. Bu kokrali muhtemelen zaten yılandan esinlenerek yapılmıştır, icat edilmiştir. Tek yılan, çift yılan, kaslı yılan falan falan. The History of the Pharmacy adlı kitapta bizim Lokman hekimin işte kanser hastaya ilaç bulması gibi olan hikaye Amerika'da National Library'de okuduğu The History of Pharmacy adlı eserde buna benzer bir hikaye vardır. O nedenle tıbbın sembolü yalnız böyle boş konuşmam. Sonunda imtihan var buna göre, iyi dinleyin. Soracağım, ben süre her zaman size soru sorduğumam, ben de soru soracağım. Önce iyi dinleyin. Tamam. Evet. Şimdi yılan hisseder. Hekim de yılan gibi olması lazım. Şüpheci. Şüpheci bir hayvan. Hastanın bir daha var. Hastanın sol tarafında bir arı var. Şu alabilirim, şu alabilirim, şu alabilirim. Ekart eder. Birçok şeyle değil, ekart eder. Birkaç şeye kalır. Son sorma olduğunca o azları kaçıyorlar. Valla benim için bir aldım zaten. Evet. Ekart eder. Sonunda birkaç teşhis aklında, ön teşhis, ön tanı aklında. İşte onları diskalifiye etmek için, tek teşhise düşmek için tetkikler istiyor. Tetkik demek ki teşhis için istenmez. Koyduğu teşhisi güçlendirmek için istenmez. Eğer bir hekim teşhis için tetkik istiyorsa o hekim değildir. Hastayı insan olarak değerlendirir, onun ruhuna. Çünkü kadın kocasını açamadığı sırları, erkek karısını açamadığı sırları hekimini açmaktadır. Bir mahremiyet söz konusu. Bu mahremiyeti de saygılı olmak zorundayız. Teknoloji de bilim çok hızlı ilerliyor. Belki ona ayak uyduramıyoruz. Uydurmak için mutlaka yakın takip gerekmektedir. Eğer ipin ucunu kaçırırsak artık bir daha yakalamamız mümkün değildir. Burada aramızda bulunan Sağlık Bakanlığı eski daire başkanlarından Halil Rahim Bey 1989 yılında kalp hastaları için uzaktan kontrol edilebilir bir sistemin planını ve programını yaptıklarını fakat çeşitli politik nedenlerden dolayı hayatiyet kazandıramadıklarının acısını yaşadığını ifade etti. Kendisine tebrik ettim, teşekkür ettim. Çünkü bu yıllarda henüz cep telefonlarının internet bağlantıları olmadığı dönemde bunu başarmış olmak çok önemli. Hayali olmazsa bir insanın gerçeği bulamaz. Bugün teknolojik olarak gelişmelerimiz tıbbi olarak anlamda söylüyorum. Belli bir seviyeye ulaşmış ise yıllar önce belki canlarını feda eden insanların hayal güçlerine bağlıdır. Brezilyalı tıp öğrencisi deva mikrobunu kendisine enjekte edip
hastalığın tüm safhalarını kaydeder ve sonunda tıp fakültesi öğrencisiyken vefat eder. Bugün Buenos Aires'te tıp fakültesinin kapısında onun değeri vardır. Amerika Vespucci, Christoph Kolomb, çılgın hayallerini gerçekleştirmeye uğraşmasalardı, bugün belki dünya birkaç bin kilometrelik mesafeden müteşekkil olacaktı. Yine Fantastic Voyage'in 1970'li yıllarda Amerikan film artistleri çevirmiş olmasaydı, bugün endovasküler, garibler arkadaşımız var değil mi? Endovasküler yapıyor musunuz? Yani endovasküler yapıyor muyuz yani? Endovasküler girişim yapıyor muyuz? Evet. Belki onları yapamayacak. Yani hayalimiz bizi başarıya ulaştıran en önemli faktörlerdir. Bir İngiliz atasözünde "If you have a plan to climb the tree, you must imagine to climb the stars that you can climb the tree." Evet. Yani siz ağaca çıkmayı planlıyorsanız, yıldızlara çıkmayı hayal edin ki ağaca çıkabilirsiniz. O nedenle hayalimizin genç olması lazım. İşte bu. Hatta geçen yılki yıl evvel de StarTex diye bir film vardı. Belki izlemişsinizdir. Yani hatırlamasınızdır ama ben söyleyince hatırlayacaksınız. 25 yaşlarında, 30 yaşlarındaki bir insan uzaya çıkıyor. 1-2 saatliğine uzaya çıkıyor. 8 yaşında dünyada bıraktığı kızı döndüğünde 90 yaşında kendisi hala aynı yaşta oluyor. Yani zaman zafiyet teorisi Einstein'ın da burada anlatma fayda var. Öyle de hayal çok önemlidir. Geçmişinizde almış olduğumuz, bakın hocam, o hemşirenin buna tıbbı öğreten, o hemşirenin ölümünde ne kadar hislendiğini, ne kadar duygulandığını ifade ettim. Geçmişiniz geleceğimizin aynası olmalıdır. Yine bir atasözünde, yanlış hatırlamıyorsam bir İngiliz atasözüdür. Der ki, dwell in the past, you will lose one. Forget the past, you will lose one. Yani eğer siz her şeyinizi geçmişe ait olarak yapılandırırsanız, bilimsel teknolojilerden, gelişimlerden, şunlardan, bunlardan bir habersiniz, bir gözünüzü kaybedersiniz. Ama geleceğinizde geçmişinizi unutarak yapabilirseniz, hep iki gözünüzde kaybedersiniz. O nedenle ben farkındayım, biraz uzattım belki ama İlgiliyorum, görmedim ya. O nedenle istikbalimizi mutlaka geçmişimize dayanarak, belki birazcık duygusal konuşma yapıyorum ama benim de talebeyken aile hayatlara gidiyordum. Zannediyorum, 3. sınıftaydım. Tabii ki 2. sınıfta Katavra çalışmalarımız olur biliyorsunuz. Çok ağır kokusu vardı o madde içerisinde, Katavra'ların çalışmasında. Ama ameliyata ilk girdiğim 3. sınıftaydım ve Allah selamet versin, Burhanettin Salam'la ameliyata gidiyorum özel hastanede. İlk ameliyatımda bayılmışım, düşmüşüm ve Sacide Hanım, Allah selamet versin, yaşıyorum, tanımıyorum. Sacide Hanım, beni, baktım Sacide Hanım benim başımda hemşire ve annemşiremiz. Onun için hemşire bizim göz bebeğimizdir. Işığımızdır, meşalemizdir, pırlantalarımızdır, yüreklerimizin, bitmeyen nöbetlerimizin, sökmeyen şafaklarımızın, dinmeyen ağrılarımızın ilacı, ışığı, meşalesi ve saadet kaynağıdır. Onun için hepinize tekrar burada teşekkür ediyorum. Var olun. Tekrar beni buraya davet ettiğiniz için ve konuşmayı yaptığı imkanlarına verdiğinizden dolayı Hüseyin Bey'e, İbrahim Bey'e ve tüm yönetim arkadaşlarına Sayın Başkanı'na kaybettiğim yer altından ona da teşekkürler sunmak. Bu arada sevgili kardeşim Ali Bayram Bey'i burada görmekten de çok mutlu oldum.